Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Profesör Doktor Yasemin Açık, Hicret Mahallesi'ndeki sosyal tesisinde emekçi kadınlarla bir araya geldi. Açık, çalışan kadınlarımızı görünce yıllar önce başlattığımız çalışmayı hatırladık dedi. Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Profesör Doktor Yasemin Açık, seçim startı verdiği memleketinde çalışmalarına Hicret Mahallesi ile devam etti. Yıllar sonra tekrardan geldim. Hicret Mahallesi sosyal tesislerinde emekçi kadınlarla bir araya gelen Profesör Doktor Yasemin Açık, kadınlarla tek tek selamlaştı. Her zaman. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun dilerim. Canım açık. Çok sağ olasın. Hatırlamaz mıyım? Bunlar ilk açılışını biliyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Olmaz ama canım çok şey. Sizlerle çok Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan, 2008 yılında kurulan tesiste Profesör Doktor Yasemin Açık'ın büyük emeği olduğunu söyledi ve kadınlardan destek istedi. Bugün burada Sayın Hocamız Profesör Doktor Yasemin Açık Hanımefendi'yi ağırlamaktan onur duyduğumuzu söylemek istiyorum. Ayrıca hocam 2008'de burada emeği var. 2008 yılında biz burada birlikte ilk projeyi hocamla yapmıştık burada. Bize bayağı bir desteği olmuştu. Sürekli kendisiyle zaten istişare halindeyiz. Halen daha her yılda arıyor bizi, soruyor. Orayla ilgili sıkıntılar olduğu zaman biz kendisine bildiriyoruz. Ben de inanıyorum ki sizler bir bayan olarak Sayın Hocama destek vereceğinizi bildiğim için ablayı bugün buraya davet ettim. Toplumun temel taşı kadınlarımızdır diyen aday Açık, kadın isterse tüm engeller açılır ifadelerini kullandı. Toplumun, ailenin temel taşı kadın. Siz kadınlar isterseniz bütün toplumda her şeyi istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Buranın ilk açıldığı 2008 yılından beri Sayın Muhtarımı Murat Bey'i tanıyorum. Kendileri kadının toplumdaki yerinin iyileştirilmesi konusunda, kadın girişimciliğinin artırılması konusunda, kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri konusunda o kadar çok şey yaptı ki kendilerini kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kadın dayanışmasını çok önemsediğini ifade eden Açık, kadınlarımızın üzerinden desteğimizi esirgemeyeceğim dedi. Toplumun yarısını oluşturan kadınlar yaşamın her alanına, sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda yer almadıkça, siyasette yer almadıkça sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlayamayız. Biz eğer kendi şehrimizi, ailemizi, çocuklarımızı kalkındırmak istiyorsak mutlaka kadınlarımızı güçlendirmemiz lazım. Ben burada çok güçlü kadınlar görüyorum. Gerçekten hepinizi çok tebrik ediyorum. Burada çok güzel işler yapıyorsunuz biliyorum. 12 tane hocayla diyebiliyorum. Çok farklı alanlarda meslek edindirme kursları alıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz, ev ekonomimize katkı sağlıyorsunuz. Bu çok kıymetli. Bu nedenle de hepinizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu süreçte bana ne düşerse her zaman yanınızda olacağımı da belirtmek isterim. Kadın dayanışmasını çok önemsiyorum. Ben bir bağımsız kadın milletvekili adayı olarak da kadınların desteklerini istiyorum. Kadınların yanımda durmasını, bana sahip çıkmasını, benimle yol yürümelerini bekliyorum. Sizlerden daha bir desteği istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. En güzel cinsizlerden. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte hem şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayacağız, hem bu şehir mutlu, huzurlu, refah içinde yaşayacak.